When I come around, got the whole thing wobbin'. Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomuzda özel taktiklerimi göstereceğim, sizlerle paylaşacağım. 30-0 yaptığımda ve bu hafta sonu 28-2 ki maalesef 28-2 aslında çok daha iyi olabilirdi skorum. 29-30 hani 29'da belki top 100'e giremeyecektim çünkü bu hafta sonu Twitter'dan takip ediyorsanız top 100 videosunda da bahsetmiştim zaten. Geçtiğimiz hafta sonu elemeler olduğu için cumartesi günü 1-2 durumuna geldim eşleşmelerde. Yani birazcık formattan da bahsetmiştim. 1-2 ele durumuna geldikten sonra yayını kapadım. Biraz daha konsantre oldum ve 5-2 bitirip pazar gününe kalmayı başardım. Pazar günü ama hatta onu da göstereyim. Ufak bir detay, bakalım orada bitirmiş mi? Benim ilk elendiğim rakip eğer herhangi bir değişiklik olmadıysa, evet, Kayet HM. Ben bu arkadaşla eşleştim. İlk maç 2-2, ikinci maç 1-1, üçüncü maç bu beraberlik ve gol sayıları aynı olduğu zaman üçüncü maça gidiliyor. Altın gol sistemi üzerinden direkt maçlar, eşleşmeler sonuçlanıyor. Yazı turayı maalesef henüz kazanabilmiş değilim elemelerde. Yazı turayı kaybettim. Santra'dan yani bir 5-6 dakika, 7 dakika topu iyi çevirip güzel bir pozisyonla sonuçlandırdı ve losers bracket'a düştüm. Losers bracket'a düşünce ilk maç 2-2, ikinci maçta rakibim beni tamamıyla domine etti ve maalesef ilk elememe bu şekilde veda ettim. Ama gerçekten mental olarak ne kadar güçlü kalabildiğimi görmek açısından gayet benim için güzel bir hafta sonu oldu. Bir sonraki elemeler Aralık'ta. Aralık'a kadar çok çalışıp inşallah hedefimiz olan turnuvaya ulaşmayı başaracağız. Kadrom zaten aynı. Ve bir skandal daha taktiklere geçmeden önce. Burada mavi Lionel Messi vardı. Eğer yayınları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Gittim değiştirdim Messi'yi. Sadece bir maç oynayabildim. Direkt bir gol attı zaten. Mavi Messi, yani mavi Messi dediğimiz nedir? Şampiyonlar Ligi kartı. Şampiyonlar hiçbir farkı yok kartların. Biz öyle zannediyorduk en azından. Ama bir baktık ki oyuncuların trade'leri olur ya, hani özel eklenti gibi düşünebilirsiniz oyunculara. Messi'nin ne trade'i vardır mesela, özelliği? Plase değil mi? Messi'nin normal altın kartında oyun içi plase trade'i varken UCL Şampiyonlar Ligi kartında, yani bu kartın sadece mavisi başka hiçbir şey değil, plase trade'inin olmadığını fark ettik. Yayın içi ben baktım, UCL Messi'de plase trade'i yoktu. Sonra gittik altın Messi'ninkine baktığımız zaman başka bir şekilde, yani normal footbin'den de bakabilirsiniz buna. Plase trade'i yok. Zaten buradan göremiyorsunuz ama yani bunu görünce inanılmaz sinirim bozuldu. Çünkü yayını izleyenler hatırlayacaktır. Messi'nin o kadar kaçırdığı garanti pozisyon var ki sol ayağıyla, hani niye Messi'yi aldım ben? Abi ben bunu mu bekliyordum? Bu kadar coin'i bunun için mi biriktirdim dememe sebep oldu maalesef. Hani çok fazla garanti pozisyon kaçırdı ve şu an ben yani içimi yiyor. Hani bilmediğim, elimde olmayan bir şey yüzünden kartın, hani tabii ki de ben demiyorum ki plase trade olsaydı ama ben işte gitmiştim turnuvaya, Messi yok etmişti. Ama çok net pozisyonlar vardı ve hani elimde olmayan bir sebep yüzünden o pozisyonları değerlendiremedim. Belki de daha iyi derece elde edebilecekken, yani sağlık olsun ama çok daha iyi oynayabilirdim. Sadece buna bağlayamam kesinlikle. Yine de çok sinir bozucu. Bütün hafta sonunu öyle oynadım. Cumartesi günü 9 saat, ondan sonra pazar günü elemelerin 2-3 saat. Weekend League'deki 30 maçımızı o mavi Messi ile oynadık. Yani duyunca o kadar şey yaptım, hiç zarara şeye bakmadan direkt kendi Messi'nin 1.365'e civarına sattım. Parayı çıkartıp bir şekilde kulüpten 1.355'e aldım. Kulüpte para da yok zaten. Yedeklerimizi Weekend League'de kullanabiliyoruz. Elemelerde kullanamıyoruz biliyorsunuz, 84 rating olduğu için. Biraz da böyle kısa bir özet geçmek istedim. Hafta sonunu değerlendirecek şekilde. Yedekleri görüyorsunuz zaten, kadrom aynı. Messi alabildik sonunda, yani çok beklediğim etki yaratmadı ama şimdi normal altın Messi ile oynadıktan sonra inşallah o beklenen etki göreceğiz. Kante, Blanc inanılmaz iyiler, yani Hulit gelene kadar kesinlikle ikisini değiştirmeyi çok düşünmüyorum. Son yerine bir Ösebi hayalimiz var ama onu birazcık unutmam gerekiyor gibi. Mbappe yerine belki Cruyff olabilir, kanatta oynayabilecek bir Garinca belki denemesi olabilir. Neymar kesinlikle takımın en iyi oyuncusu. Arka dörtlü zaten klasik, Ter Stegen. Yani bundan sonra biraz daha para biriktirmeye bakacağız. İstiyorsanız bekletmeden özel taktiklere geçelim. Özel taktikler, öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu dengeli de bir şeyim yok benim, geçeceğim şimdi taktiklere. Başkasının özel taktiği bu benim olur, bu yani dünyada en iyi oyuncu dediğiniz insan olabilir, Tex olabilir, işte ne bileyim Megabit olabilir, Türkiye'den biri olabilir, komşunuz olabilir.
Yani özel taktikleri aldığınız zaman direkt hani oyun tarzı FIFA'da belirli bir meta var. Evet, ama şu an nedir mesela meta? Geniş oynayıp kanat arkada pas yapıp kanatlara üçgenle topu atıp bekin arkasına doğru. Oradan içeriye doğru inip oradan pas vermek veya işte bekletip tekrar yayın oraya dönüp prese vurmak. Bunu 4-2-2-2, 4-4-2, 4-2-3-1 gibi taktiklerle yapabiliyorsunuz. Ama herkesin oyun stili yani belirli bir noktada değiştiği için, insanların oynayış şekli farklı olduğundan dolayı birbirinden, bu değişiklik gösterebiliyor ve siz direkt o taktiği aldığınız zaman tamam, her şey hazır. Ben bu adamı izleyeceğim, bu taktiği aldım, hemen öyle oynayacağım ve gideceğim işte, hedefim işte 20'dir, 23'tür, 25'tir, 27'dir, 30'dur. Bu maalesef böyle olmuyor. Taktik kesinlikle alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ben de çoğu oyuncudan mesela konuştuğum çoğu işte arkadaşım var, yayıncısı var, prosu var, bilmem nesi var. Sürekli taktik alışverişi zaten yapıyoruz ama hani bunu deniyoruz, bakıyoruz. Oyun stillerini iyice çalışmanız gerekiyor, alışmanız gerekiyor. Mesela ben sürekli haldır uldur hücum oynamak diyorum ben buna. Haldır uldur hücum oynamayı ben çok severim. 4-1-2-1-2, hani arkada pas yapmak hiç benim oyun tarzıma, stilime uymuyor. Ama bazı gerekli, yani oyunun gerektirdiği şeyler var. İşte ben de ona alışmak için mesela 4-4-2'yi bu sene çok daha güzel oynuyorum. Geçen sene hiç oynayamıyordum 4-4-2. Bu sene çok rahat bir şekilde 4-4-2 oynayabiliyorum. Taktiklere de bakacağız zaten. 4-2-3-1 de keza aynı şekilde. Yani böyle farklılaştırmanız gerekiyor. Kendi taktiklerinizi kesinlikle deneyin. Deneme yanılma yoluyla. Ben atıyorum diyeyim, hızlı oyun, geride kalacağım. Hızlı oyun kuracağım. Bana kimse kontrol yapamayacak. Ben 3 derinlik, 6 genişlik kanatları da kapatacağım. Ceza sahasını yüklediğini max tutacağım ki hücuma giderken haldır uldur gidelim. Talimatlarda işte vesaire böyle arkaya koşu yapacağım. Hedef oyuncum olacak. Burada daha böyle fizikli bir oyuncunuz varsa. Yani demek istediğim, burayı sürekli değiştirebilirsiniz. Taktiklerde belirli bir en iyi taktik denen bir şey yok. Daha fazla kullanılan var. Ama sizin oyun tarzınıza uymuyorsa bunu kullanmanın da hiçbir anlamı yok. Bunu da bitirdikten sonra ben kendi taktiklerimi direkt paylaşayım. Önce en çok kullandığım, en sevdiğim taktiğe geleyim. 4-1-2-1-2'nin ikinci varyasyonunu oynuyorum. Merkezi orta sahalara sahip olan varyasyonunu oynuyoruz. Dengeli ve dengeli. Yani bu sene benim en beğendiğim defansif ve hücum ikisi de, yani taktiklerime bakarsanız zaten hepsinin dengeli dengeli olduğunu görürsünüz. Birkaç deneme yapmam gerekiyor tabii ki. 4-1-2-1-2'de hızlı oyun kur ve 4-4-2'de de topa sahip olma oynamak istiyorum biraz daha. Dengeli dengeli oynuyoruz. 5 genişlik, yani hem merkezi kapatmak adına hem de kanatları kapatmak adına. Aslında bunu 6 yapabiliriz çünkü meta iyice kanatları uzamaya doğru gidiyor. Kanatları daha fazla kullanmaya doğru olduğu için bunu 6 yapabilirsiniz. 7 çok tavsiye etmem. 5-6 iyidir. Derinlik 3'tü bu. Niye 2'ye gelmiş? Yoksa ben mi yaptım yanlışlıkla? Derinliği 3 oynuyoruz. Yani 4-1-2-1-2 nasıl bir formasyon? Çok hücum oynayacağınız, sürekli sizin atakta olacağınız ve topa çok fazla sahip olmayacağınız bir taktik olduğu için topu kaptırdığınız zaman veya pozisyonu harcadığınız zaman mutlaka geride birilerinin olması gerekiyor. Tabii ki de gidip 1 derinlik oynamayacağız ama 3 derinlik işimizi karşılıyor. Bu 4-1-2-1-2'nin benim maç başından beri oynadığım versiyonu olduğu için mesela siz direkt daha baskılı bir 4-1-2-1-2 oynamayı düşünebilirsiniz maçın başında. 4-1-2-1-2 öyle de çok iyi işleyebilen bir taktik. Ama dediğim gibi, yani ne yaptığını bilen, 4-2-3-1, 4-4-2'yi çok iyi oynayan ve zaman geçirmek demeyelim, oyunun temposunu yavaşlatıp soğutan insanlara karşı oynadığınız zaman 4-1-2-1-2 size maalesef negatiflik getiriyor. Yani 4-1-2-1-2 gidip de buradan görüp sakın 4-1-2-1-2'yi deneyip ondan sonra gelip bu nasıl bir taktik, sürekli delik deşik oldum, gol yedim derseniz orada hani bana suçu yüklemeyin. Çünkü dediğim gibi herkesin, en başta da dedim, herkesin taktiği farklılaşabiliyor, değişebiliyor oyun stili ile birlikte. Ofansif tarzda dengeli kullanıyorum. Dediğim gibi yani topa sahip olma, 4-1-2-1-2'nin olayı zaten bu değil. Taktiğe göre de, biraz formasyona göre de ayarlamanız gerekiyor bunları. Hızlı oyun kur mesela olabilir. Geride kal, hızlı oyun kur, 4-1-2-1-2 neden olmasın? Denemek gerekiyor. Bunlar hep deneme yanılma yoluyla oluyor. Uzun top zaten olmaz. Dengeli de oynuyoruz. Genişliği 6 tutuyoruz hücumda. Yani özellikle de merkezi orta saldırınız. Ben mesela orada hücumdan bir oyuncu da oynatıyorum. Takımımın kuruluşu gereği. İki orta sahalı formasyonları oynamak da istiyorum. Çünkü oraya mesela screen firmini alabilsem atıyorum kim yerine? Mbappe yerine değil de, yani mesela atıyorum Hümminson yerine onu alabilsem, Mbappe kanat oynar. 4-1-2-1-2'de de Mbappe forvet oynatırım, Messi, Neymar cam oynar, Firmino CM.
Benim screen filmini denemem lazım sanırım. Genişlik 6, ceza sahasına yüklen 7. Ceza sahasına yüklen 7 olduğu zaman bu bahsettiğim merkezi orta sahalar o kadar güzel koşular yapıyor ki. Yani Blank'ı neredeyse defansif yönünden çok o hücum ofansif yönünde daha fazla kullandım bu hafta sonu. Ceza sahasına yükleni yüksek tuttuğunuz zaman tabii ki geride boşluklar bırakıyorsunuz ama 4-1-2-1-2'nin oynanış şekline çok güzel bir şekilde uyuyor. Güzel tamamlıyor ceza sahasına yüklenen 8 olması. Köşe vuruşlarını, serbest vuruşları 2-2 tutuyoruz. Yani çok ben şey yapmam yani tavsiye etmem daha fazla arttırmanızı. 4-1-2-1-2 yerleşimimde Son, Messi çift forvet, Neymar ofansif orta saha, Mbappe, Blank, CM. Yani aslında neden Kante CM oynamaya biraz daha hızlı, çevik çabuk bir oyuncu diyorsanız Blank'ın şutlarının biraz daha iyi olması ve oyunun ofansif yönünü Kante'den daha hani yavaş ve ağır dönmesine rağmen daha iyi oynadığını düşündüğüm için Blank'ı o pozisyonda oynatıyorum. Belki böyle değiştirdiğimiz zaman daha da iyi olabilir. Belli olmaz. Denemek gerekiyor. Mbappe burada orta saha oynuyor. İşte screen filminden bahsettiğim alan buydu. Beklerimiz Alessandro Semedo. Çok fazla iş yapıyorlar. Göreceksiniz birazdan zaten talimatlara geçtiğimiz zaman. Göbekte kal, arkaya koşu yap. Klasikleri 4-1-2-1-2'de. Ofansif orta sahamızı ileride kal veriyoruz. Neymar'ı geride o kadar fazla istemiyoruz. Oyunu kurmasını istiyoruz. Merkezi orta sahalarda hiçbir şey yok. Sakın merkezi kapat vermeyin. En azından bu taktiği oynayacaksınız. Ataklarda geride kal ve kanatları kapat. Kante'ye merkezi kapat vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü beklerimizde herhangi bir şekilde ataklarda geride kal yok. Beklerimizde Binder var. Siz bu orta sahada Blank, Kante, Mbappe arasında pas yapıp birazcık beklediğiniz zaman zaten Sandro ile Semedo'nun mutlaka koşusunu görüp oradan çok rahat bir üçgen veya çok rahat bir L1 üçgenle oyununuza, hücumunuza derinlik, genişlik katabilirsiniz. Yani sadece ortadan oynamanıza gerek yok 4-1-2-1-2 dar bir formasyon olduğu için. Bu beklerin Binder özellikle önemli. Dışarıdan bindirme yapmalarını sağlıyor. Ben böyle beklerimi kullanmayı çok seviyorum. Hatta bir dediğim gibi o hızlı oyun kur geride kal taktiğinde atağa katıl bile verebilirsiniz. 4-1-2-1-2'de denemeniz gerekiyor. Denemek lazım. Ben de deneyeceğim zaten bunu hafta içi. 4-1-2-1-2 en çok oynadığım taktik bu şekilde. Diğerine geçeyim. Zaten bu ikisini yani 4-2-3-1'de de detaylandıracağım ama 4-3-4 benim taktiğim değil zaten. Sevgili Ceda Cesir, Kaan İlhan'ın taktiği. Ultra ofansifte 4-4-2'ye geçtiğimizde ise 4-4-2'yi biraz daha diğer oyunculardan farklı oynadığımı görüyoruz. Ben derinliği 5 oynamayı tercih ediyorum 4-4-2'de. Zaten sahaya çok iyi yayılan bir taktik olduğu için hani derinliği 3'te tutarsam mesela birazcık daha başarı yakalayabilirim. Onun da farkındayım aslında. Hani savunmada daha kompakt, daha geride karşıladığım zaman en azından geride pas yapma imkanını daha fazla sunacağı için mutlaka 3 derinlik denemenizi de tavsiye ederim. 3 derinlik oynayın. Ben ama 6-5 oynuyorum. Yine hücumda yine dengeliyiz. Herhangi bir değişiklik yok. Burada da genişlik 5, ceza sahasına yüklenen 4, köşe vuruşları, serbest vuruşları 2-2 kalıyor. 4-4-2 talimatlarına baktığımız zaman santroforlarda göbekte kal ve gizli santrofor var. Bunu belki değiştirmek isteyebilirsiniz. Ben gizli santrofor denedim ve 4-4-2 öyle oynadığımda hani ikisinin de aslında hani ben bu taktiği 4-6-0 gibi oynadığımı fark ettim. Yani ya da 4-4-2 değil de 4-2-2-2'ye de benzetebiliriz birazcık. 4-4-2 zaten çok benzer formasyonlar. Birazcık daha 4-4-2 geniş sahaya yayılan, komple kaplayan, savunma için biraz daha iyi bir formasyon. Gizli santrafor dediğim gibi ofansif orta saha böyle geriye gelip oradan Neymar'ın özellikle Messi'nin oyun kurması hoşuma gidiyor 4-4-2'de. Forvetleri de defansa dön diyen de var. Eğer iyice defansif oynamak istiyorsanız 4-4-2 defansı en iyi yapabileceğiniz formasyonlardan bir tanesi. Onu da deneyebilirsiniz. Ben göbekte kal gizli santrafor oynuyorum. Bunu dediğim gibi dengeli de yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Kanatlarda mutlaka defansa dön vermeniz yani... çok faydalı oluyor. Neden? Çünkü zaten burada oynayan oyuncularımızın çalışma oranları yüksek orta yüksek yüksek olacağı için Hümminson yüksek yüksek, Mbappe yüksek orta olduğu için defansa dön verseniz zaten destek koşularında arkaya koşuya veriyorsunuz. Orta için ceza sahasına giriverdiğinizde karambol anlarında kanattan gelip rahat bir şekilde atakta pozisyon alabiliyorlar. İkisinde de aynı talimatlar var. Defansa dön, arkaya koşuya, orta için ceza sahasına gir. Birbirini çok güzel tamamlayan taktikler. Özellikle burada tam ucuz demeyeyim de çünkü 120k 110k aslında ya ucuz diyebiliriz yani bir hafta oynasanız alabileceğiniz bir kart. Gareth Bale özellikle harika iş yapabiliyor orta orta olmasına rağmen hem fizikli hem koşusu var. Savunma özellikleri gayet iyi, yapılı bir oyuncu oyun içinde. Gareth Bale tarzı oyuncular burada çok iş yapıyor. Orta saldırımız ataklarda geride kal, merkezi kapat veriyoruz. Ataklarda geride kal vermemeyi düşünüyorum. Ama o zaman da orta sahadan çok açık vereceğim için aslında hani denemek gerekiyor dediğim gibi. Ne kadar fazla hani denemek gerekiyor dediğimi fark etmişsinizdir. Ama işin en güzel yanı da bu zaten. Değişik formasyonlar, değişik taktikler deneyebiliyorsunuz. Hani taktik sistemi tam böyle onda onluk bulmasam da
Hani belirli bir seviyeye kadar maalesef derinlik bir derinlik oynayıp geride kal oynayanlar da var tabii ki oyunda olduğu için ve oyunda çok kuvvetli olduğu için oyun metası buna yönelik olduğu için insanlar oynuyor tabii ona da bir şey yapamayız. Hani bu oyunun daha çok hatası insanların değil. Ataklarda geride kal merkezi kapat vermişiz orta sahalara. Bekleri ise ataklarda geride kal, ataklarda geride kal. İki beke de burada bindir vermiyoruz çünkü zaten önlerinde hani kanat olduğu için o ekstra şeye ihtiyaç duymadım 4-4-2'de. Daha çok oyunu kontrol etmeye çalıştığım zaman 4-1-2-1-2 ile çok force edip eğer bir sonuç alamıyorsam genelde 4-4-2'ye döndüm. Bu iki taktiği ağırlıklı oynadım. 4-2-3-1'e bakalım. Genişlik 4, derinlik 4, hücum, genişlik 6, ceza sahasına yüklen 3-4-2-3-1'de. 4-2-3-1'de de 4-4-2 mantığı topa daha fazla sahip olup oyunun temposunu soğutup yavaşlatmak istediğin zaman 4-2-3-1'e geçiyorum. Yani çok inanılmaz bir değişiklik yok. Ceza sahasına yüklen az olduğu zaman çok daha fazla orta sahada en azından o orta sahadan halı... Evet, orta sahadan halı sahaya diyordum. Bu da kalsın burada bir fail olarak. Orta sahadan ceza sahasına koşu yaptığınız zaman oyunu oraya taşıdığınız zaman çok rahat bir şekilde pas yapabiliyorsunuz. Eğer bunu mesela çok yüksek yaparsanız 4-1-2-1-2'deki gibi bu sefer oyuncuların sürekli koşu yapacağı için o pas oyununu bulamayabiliyorsunuz. Ama 4-2-3-1'de bunu veya 4-4-2'de bunu 3 yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde o pas açıları sürekli oluyor. Al ver al ver koşuyu bekle beki kaçtı beki kaçsın ona bak. Oraya bir fake shot yap ondan sonra içeriye dön. Orta sahada yani sürekli burada orta sahalarınız pas yapıyor. Burada işte Hulit Vieira olduğu zaman çok rahat oluyorsunuz. Hulit Vieira değil Hulit Alan değiştirin biz öyle bir kanal değiliz. Mesela Blanc Kante arasında çok fazla pas yapıyoruz. Kante yerine veya Blanc yerine... Evet Kante yerine biraz daha böyle pasör bir oyuncu olsa orada mesela Screen Firmino. Daha iyi o geçişleri yapabiliriz. Bunlar da düşüneceğimiz küçük detaylar. Ceza sahasına gidelim. 3'te tutuyoruz. Genişlik zaten hani... Kanatlı bir formasyon olduğu için ne kadar cam olsa da Mbappe ile Neymar öyle gözükse de kanatlı bir formasyon. Dizilişimiz böyle Mbappe'yi solda oynatmayı seviyorum. Santrafor tek başına kesinlikle Mbappe oynayamıyor bence bu sene. Hümminson orada zayıf ayağının 5 olmasıyla işimizi hallediyor. Messi ortada oynuyor. Messi de yani aslında Messi santrafor oynatıp sonu kanada atıp Neymar'ı ofansif orta saha oynatmak istiyorum. Neymar çünkü inanılmaz etkili ofansif orta saha rolünde. Her zaman orada oynatmak istediğim bir oyuncu. 4-4-2'de de... Neymar'ı forvete oynattığımı görmüşsünüz. Neymar gerçekten kaleye yakın olduğu zaman çok zarar veren bir oyuncu. Çünkü server'ın veya sunucuların yavaşlığını hissetmiyorsunuz Neymar'la oynarken. Gerçekten öyle bir kart. Hümminson forvet, Messi ortada, Neymar sağda, Blanc Kante, CDM'lerimiz yeri dörtlü zaten aynı. Hemen talimatlarımıza bakalım. Son taktiğimizde arkaya koşup ileride kal vermişiz Hümminson'a. Messi'ye ileride kal. Klasiktir ofansif orta sahaya. Sağ ve sol camda hiçbir şey vermiyoruz. Laurent Blanc ataklarda geride kal merkezi kapat. Kante ataklarda geride kal merkezi kapat. Beklerimizde ise ataklarda geride kal ve burada da ekstradan bir hani birazcık daha genişlik oyuna varyasyon katsın diye bindir vermişim. Siz vermeyi tercih etmeyebilirsiniz. Bekleriniz daha defansif oyuncularsa ben Semedo'yu ve Sandro'yu çok güzel kullandım. Özellikle elemelerde bana çok yardımcı oldular. 4-1-2-1-2'deyken o hücumcu bekleri kullanabilmek güzel oldu. Buraya yani Cancelo tarzı böyle Cancelo'nun hani geçen seneki Tots kartı gibi bir kart olsa çok güzel kullanacağını düşünüyorum. 4-3-4 zaten benim taktiğim olmadığını söylemiştim. Hiç oynamadım yani Kaan'dan öylesine aldım. Benim kullandığım taktikler bu şekildeydi. Takımımı da bir kere daha göstereyim. Değişiklikleri kaybetmeyelim. Herhangi yanlış bir şey yaptıysak videoya girmeden önceki gibi kalsın. Böyleydi. Yani dediğim gibi maalesef 28-2 kaldık. Hafta sonu ligi için tabii ki iyi bir sonuç. Özellikle yine 11 maçı cuma günü oynayıp pazar gününe yine 19 maç yetiştirip cumartesi 9 saat bu oyunun başında elemeler oynayıp zor maçlar oynayıp oynadığımı düşünürsek 28-2 iyi bir sonuçtu. Perşembe günü zaten ödüller de kanalda olur. Yayınlarımıza devam ediyor. twitch.tv/egearseven'den takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram ve diğer bütün linkler aşağıda zaten. Çok teşekkür ederim zamanınızı ayırıp izlediğiniz için. Kendinize